23 Aralık 2023 arkadaşlar Cumartesi günü sabah yarışlarında yabancı yarışlarda e, Türkiye'nin e, vazgeçilmez 4 yılı aşkındır. E, en iyi kanalındasınız arkadaşlar. Hem Türk yarışları hem e, yabancı yarışlarda dolu düzgün devam ediyoruz. Evet e, ve Şahatin'de ne var? Ama Şahatin'den evvel yine dünkü başarılarımızdan bahsetmek istiyorum. Dün 80 liralık kupon verdik Antalya'da. 450 lira, 457 lirayı armağan ettik. Yani nedir bu 457 lira? Günün masrafı diyebiliriz arkadaşlar. Ne bileyim. Belki bir arkadaşımız için bir akbil parası olabilir. Ne bileyim bir başkası için bir tatlı parası olabilir. Bir cep telefonu parası olabilir. Ne bileyim bir gaz parası olur yani olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ha tabii daha belki gün de Kocaeli'de güzel şeyler oldu. Onları da hatırlatacağım ben size. Ee, Kocaeli'de 7207 lirayı premium star üyelerimize burada armağan ettik. Ee, hatta şöyle bir durum oldu. Ee, 157496'da 4'te kaldık. Fakat e, orada bu bizim normal e, videomuzdu. E, fakat premium üyelerimize Kuşadası güzeli ve 6 numarayı verdik burada arkadaşlar. E, tabii onları bağdaştıranlar varsa e, Premium Star üyelerimizden büyük rakamları kimse söylemiyor. Tabii ben bunu tutturdum demiyor. Hiç kimse. Ama olma ihtimali yüksek görüyoruz. E, ve nitekim e, kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Valla kıskanan varsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, yani böyleyiz yani. Devam ediyoruz kazandırmaya. E, şimdi Şahatin'de ne var ona bakalım. Şahatin'i de takip ettiğimiz bir yer bizim Hong Kong'da ama dünyanın en Aynı Şanlıurfa gibi. Şahatin, Şanlıurfa, Şehre başlıyor yalnız bunlar ikisi de. Dünyada sürpriz sonuçların görüldüğü yerlerden bir tanesi. Sabah 9.30'da yenili plasa başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metre. Çin pist 11 numara. Starship 80. Kerry Stitt'in son koşusunu kazanmış. 2 numara Super Continent. Kenginden Melo o da kazanmış arkadaşlar. Şimdi bu tabii kazananlar biraz bakın zorlanıyor buralarda. Bunlara bir soru işaretlerini koyalım 11 ve 2. Şimdi bana bunlar e, diyeceksin ki sen daha yeni mi görüyorsun? Evet yeni görüyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bana bu dışarıdan geliyor bu liste bize. Tamam biz burada hepsinde uğra, ben hep, oturduca hepsini uğraşacak halimiz yok bizim. E, yabancı yarışları takip eden yurt dışından rica ettiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar bize yolluyorlar. Biz de onu sizlere iletiyoruz burada. Kendimiz de tabii katkıda bulunmuyor değiliz. Bulunuyoruz. 3 numaralı Boom, Boom Alliance Luke Ferraris ve 9 numaralı Brilliant Pioneer Lyle Heveson. Evet. Brilliant Pioneer. Evet. 3 ve 9 yiyoruz. 11 ve 2. Bakarsınız yani 7'li plasa bazında belki ilk 2'ye girerler. Bilemiyorum. İkinci koşuyla beraber 6'lı gayem başlıyor. Saat 10'da. sentetik e, kum piste 35-60 handikap puanlı safkanlar e, burada bir araya geldi. 3 yukarı İngilizler 1650 metreye çıkacaklar. 2 numara Nordic Star Zach Purton'la. 4 numara All Are Mine Yellow Chunk. 7 numara Lucky Banner e, burada James Macdonald ve 12 numaralı M.M. Nebula Andrea Zeni. Evet. 2, 4, 7 ve 12. Üçüncü kuşu handikap 40 ve 60 puanlı safkanlar bir aradalar. 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Solid Shala. James McDonald. 3 numaralı Perfetto. Andre Hamelin. 8 numaralı Smiling Collector. Carys Teton. 13 numara Natural Gold. Luke Ferraris. 10 numara Fighting Machine, Burton Ve 6 numaralı Beyond Turbo, Jerry Joe. Evet, evet. 2, 3, 8, 13, 10 ve 6. Burası biraz karışık arkadaşlar bu ayak. Ama yine daha AGF oranlarında bizim e, bir bakarsınız. Bizim e, ıskaladığımız yer varsa sizler de takip edip onu ilave edebilirsiniz. Döncü koşu Handicap 75 ve 100 puanlı safkanlar arası. Birinci 227.135 dolar ikramiye var. Yani Malezya'daki ikramiyeden 200 yaklaşık 225 bin, 226 bin dolar daha fazla. Evet, dünyadaki bu haksızlığın e, tamamıyla e, ispatı bu. İşte Hong Kong arkadaşlar, ufacık bir yer. Yani böyle e, gittim belki Hong Kong hayatımda minimum 6-7 kere gitmişimdir. E, orada zamanlı işlerimiz vardı, gelmişimdir. Yani bir anlamı yok oranın ama bir yarış yapıyor adamda 227 bin dolar ikramiye veriyorlar. düşünebiliyor düşüne musun? Dönünce bile 24 bin dolar ikramiye var yani. Olacak iş değil. Ee, böyle işte. Dördüncü koşu. 10 numara Banco. En Shoot. Bu safkan yukarıya doğru Lemon Drop Kit yavrusu. Ee, burada hemen hemen en iyi orijinlerden de bir tanesi. Ee, aksi taktirde burası karışır. Biz burada 10 numara en Banco banko olarak görüyoruz hem 2000 metre olması hem e, kilo kül açısından da sıklet açısından da çok e, gayet <laughs> avantajlı olması e, bu şekilde bize bir karar aldırttı bu at hakkında. Evet 5. kuş handikap 60'a 80 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada da 6 numaralı Joyful e, Hunter C.H. o 2 numaralı Cotton Fingers James McDonough. 10 numara Speed Sport Alexis Padel, 4 numara Wings of War, burada Melo ve 3 numara I Give Andre Atsene. Şimdi bu sıraya bu çalışmış böyle bir 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 güzel birincilikler yaşamış. Fakat bakın arkadaşlar, böyle anormal bir şey çıkarsa biz bu atı hani bank olarak görmüyoruz, alternatif bank olarak bile görmüyoruz. 6, 2, 10, 4 ve 3 diyoruz buraya. Ee, çok fazla eğer daha da bakarsan 203 gün sonra bir bir numara girecek devreye. Bir de 11 numaralı Swift Eskent var. Bu da devreye girebilir açıkçası. Ee, 8 numaralı Magnificent Nine daha sonra. Bunların hepsi AGF oranlarında. %10 AGF ve o üstü olan varsa sizler de ilave edebilirsiniz bunları. Yine zor bir ayak burası. 6. koşu handikap ve çıkan İngilizler 1650 metre Sentictis 10 numaralı So We Joy Andrew Adsen ile ilk atımız. 4 numaralı Yellow J J pardon. 5 numaralı Fairy Diamond J 14 numaralı Frank Tank Karlsson ve 7 numaralı Ade Field James MacDonald. Şimdi James MacDonald'ın kazanma ihtimali en yüksek olduğu yer hemen hemen bu koşuda burası arkadaşlar. Bu Adafil'de. Ee, bir bakarsınız eğer böyle %18, 19, 20'ler falan olursa bence banko düşünebilirsiniz. Ee, bu safkanı alternatif bank olarak öneriyoruz burada. Şu e, James McNulty 7 numarayı arkadaşlar. Son ayaktayız. 7. kuşu Handikap 60 ve 80 puanlı safkanlar. 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Ee, burada 5 numarayı Alternatif banko gösteriyoruz. Yalnız yakın rakibi 6 numaralı The Hair. The Prince. Prince. Alternatif banko. Yakın rakibi 6 numara arkadaşlar. Bunlardan e, bu ikisi de tatmin edici gelmezse size yani karışık gibi gözüküyorsa o zaman 10 numaralı bonus Pal ve 1 numaralı Mighty Stride'ı da ilave etmeniz gerekecek. 5 alternatif banko yalnız e, tabii bu buralarda arka arka birincilikler söz konusu. 5 numaranın eğer yüksek çıkarsa çok yüksek çıkarsa atarsınız olmazsa ama tek 6 yakın gibi 10 ve 1 de bu iki tane safkan e, kadar onun da şansı var. Daha sonra 2 ve 3 numaralı safkanları da kontrol edersiniz. Eğer buraya geniş yazmak istiyorsanız. Evet böylece baktığımız zaman shouting ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Başka neler var? Turfontein, Lingfield, bunların hepsi açık arkadaşlar. Diyarbakır açık bugün 1 2 3 dört tane yarış açık. üç tane yarışımız Adana, İstanbul ve Gavsim Premium Star üyeliğine ait oluyor. Tabii ki gündüz 12 ile 1 arasında arkadaşlar bu kazandığımız kuponların %80'i Premium Star şablonlarımız, son dakika şablonlarımızla oluyor. Ha tabii videolar çok önemli. Bugün mesela video kuponumuz da, premium kuponumuz da tuttu. E hemen, hemen aynı şeyler zaten oluyor. Ama yine de e, video kuponumuz AGF oranlarına bakılmadan e, çıkıyor. Yani hakkaniyetimle e, yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, o bakımdan e, AGF oranları çıkmadan yapıp bizi de kendimizde değerlendirmiş oluyoruz. Yani hakikaten biz nasıl bir görüş içerisine girmişiz. E, çoğunluğun kararı AGF'de ne? E, bunları da e, sentezleyip son dakika Premium Star şablonu olarak veriyoruz. Diyoruz arkadaşlar. Evet böylece Herkese e, güzel bir cumartesi günü diliyorum. Hepimiz şansımız hepimiz için yanımızda bol olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.